Türkiye Kamu Sen Kayseri İl Temsilcisi, aynı zamanda da Türk Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal. Şimdi en son yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde söylediğim gibi Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı çalışanları kapsam dışı bırakılıp idari izinlerden vesaire hariç tutuldu. Demek ki sağlık çalışanları hala bu mücadelede en ön safta çalışmaya devam ediyor. Niye hariç bırakıldı? Çünkü biliyorsunuz maske, mesafe, temizliğin yanında şu anda Covid-19'la mücadelede olmazsa olmazımız aşılama çalışmalarımız. Bakın dün itibariyle yayınlanan Sağlık Bakanlığı kararında işte 60 yaş ve üstü sağlık çalışanları için 3. doz aşı ve 18 yaş üstü için de geçen hafta aşılama çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Yani bu mücadelenin şu anda olmazsa olmaz aşamalarından birisi aşılama çalışmaları. Aşılama çalışmalarının bu kadar yoğun olduğu bir durumda. Bakın Kayseri'mizde gerek Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı'na bağlı il ve ilçe hastanelerimiz, gerekse Erciyes Üniversitesi'ne bağlı hastanelerimiz 24 saat bu hizmeti devam ettirmekte. 24 saat nöbet tutan arkadaşlarımız gerek ilçelerimizdeki hastanelerimize, gerek merkezdeki şehir hastanemiz olsun, Erciyes Üniversitesi'ne bağlı hastanelerimiz olsun hala bu toplu taşıma araçlarını kullanmak zorundalar, kullanıyorlar da. Böyle bir mücadele ortamında 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren toplu taşıma araçlarından sağlık çalışanlarının yararlandırılmasının bu pandemi döneminde, aşılama döneminde, hatta daha da ilerleyen dönemlerde devam ettirilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. Uygun olması gerektiğini de buradan sizin ekranlarınız aracılığıyla da bizim sağlık teşkilatının içinden gelen, sağlık teşkilatını gayet iyi bilen Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Memduh Büyükkılıç'tan da sizler aracılığıyla talepte bulunuyoruz. Yani eğer böyle bir durum söz konusu olmasa Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Sağlık Bakanlığı çalışanlara hariç denilmezdi. Demek ki Sağlık Bakanlığı'ndaki sağlık çalışanlarına o kadar ihtiyaç var ki hariç tutuluyor bazı istisnalardan. Bu manada da toplu taşımada da ücretsiz uygulamanın 1 Temmuz 2021 tarihiyle hala da sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Mücadelemiz de devam edecek.